Mesleklerin diline haftanın bu ilk iş gününde gazeteci araştırmacı yazar Aleysan Karasanoğluyla birlikte canlı yayına Bismillah diyerek başlıyoruz. Sizler de bu yayına soru yorum görüş değerlendirme hatta eleştirilerinizde katkı sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşımız iletişim bilgilerini Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarını her üç hesabında Fatih Dağıstanlı olduğunu ve katkılarınızın bizler için önemli olduğunu vurguladıktan sonra hemen Ali İhsan Bey'in yazdığı yazının başlığı 15 Temmuz darbesini tek başına FETÖ'cüler mi yaptı diye bir soru başlığı atmış ee, Abdurrahman Dilipak 15 Temmuz diyor Hasan Aksay mahalli seçim ve yeni parti derken Yalçın Turgut çizgilerle haftanın yorumu diye bir başlıkla bugün e, okurların karşısına Akit gazetesinde çıkmış dedikten sonra Ali İhsan Bey hafta sonundan kalan. Bir şey var mı? Hayırlı haftalar dileyim size. Umarım güzel, keyifli, başarılı, mutlu, sağlıklı ve bol vuruşlu. Vuruşlu ifadenize katılmak istemem. Ee, bol barışlı diyelim. Tabii ki 15 Temmuz'un 3. yıl dönümündeyiz. Oradaki acıları unutmadan, oradaki verilmesi gereken hesapların verilmesi gerçeğine dikkat çekerek Orada görülmesi gereken hesabı mutlaka görmemiz gerektiğinin altını çizerek bol barışlı haftalar dileyelim. Ee, hafta sonundan Cuma günü yaptığımız program sırasında değinememiştik. Anıtkabir'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir ziyareti vardı. CHP'li meclis üyeleriyle birlikte arkasından yine benzer şekilde seçim öncesinde yaptığı siyasi atraksiyonların devamı mahiyetinde... Cuma namazını da yine bir camiye giderek kılması söz konusuydu. Ama ben merak ediyorum şahsen. Anıtkabir'e giden kaç erkek meclis üyemiz Cuma namazına da katılmıştı. Acaba tepedeki isimler Cuma namazına katılarak bazı insanları kafa kola alma operasyonunun devamını mı getiriyorlar? Samimiyetle gittiyseler hiçbir sözüm yok. Hiçbir şekilde itirazım yok. Bir kişi de gitse kar kârdır derim. Ama eğer seçmeni aldatmaya matuf bir girişimse onun da altını çizmemiz gerekir. Yine hafta sonu itibariyle... Biz yayındayken gitmediler zaten Ali İhsan Bey. Biz yayından çıktıktan sonra gittiler. O yüzden... Anıt, Anıtkabir'e gitme e, bizden, sabah erken saatler. Yani Anıtkabir'den Anıt, önce Anıtkabir'e gidip Tabii. oradan namaza gittiler o evet, zaman. Tamam. Evet, evet. Önce Anıtkabir'e gittiler. Biz programdayken belki canlı olarak e, programları takip edebiliyor olsaydık veya hatta sosyal medyayı, ajansları takip edebiliyor olsaydık öyle bir e, uygulamamız olsaydı belki onu da yorumlardık ama Gündem de zaten yoğundu o gün. S-400'lerin gelmesi yine Cuma gününden itibaren en önemli gündem maddesi diyebiliriz. S-400'ler bir anlamda solcuların da gerçek yüzlerini, maskelerini indirmeye vesile oldu. Cumhuriyet gazetesi, Bir Gün gazetesi sözcü kısmen yapıyor. Ama sözcü de daha e, Cumhuriyet ve Bir Gün'le kıyasladığımız zaman sol endeksli medya organlarıyla kıyasladığımız zaman sözcüde biraz daha milli bir duruş var gibi görünüyor S-400 konusunda. Ve S-400'lerle ilgili Amerika'nın gerçekleştireceği yaptırımla yatıp, Onla kalkıyorlar ki bunlar 1969 yılında da Kabataş'ta Amerika'nın 6. filosu geldiği zaman go home diye evine dön Amerikan askerleri diye Pankart açan deniz gezmişlerin veya onların takımının devamı mahiyetindeydi. Yine hafta sonu itibariyle Mehmet Şevket Eygi abimizi hakka uğurladık. Cenaze namazı kılındı. Onun arkasından olumlu şehadette bulunduk. Ama bazıları da yine 1960'lı yıllardaki Mehmet Şevket Eygi'nin solculara, Ateistlere, komünizme karşı yaptığı müra e, mücadeleyi bir anlamda çarpıtarak, efendim işte Amerika'ya karşı biz dik duruyorduk, onun için bize karşı çıktılar şeklinde çarpıtma yaparak e, Mehmet Şevket Eygi abi'nin vefatından sonra dahi e, çamur sıçratmaya çalışanlar oldu. Ama Mehmet Şevket Ege abi son e, aylarında Akit TV ekranlarından da çıkıp, kendisine yönelik olarak ki Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in özel harp görevlisiydi. Onun için komünizme karşı bir mücadele veriyordu şeklindeki iftirasını da net olarak yalanlamıştı. Varsa bir elinizde belge, bilgi buyurun gösterin yoksa ben size karşı tazminat davası ve ceza davamı açacağım demişti. Bu çerçevede hafta sonunda değerlendirmiş. Artık ahirette Ahirette hesaplaşacaklar. Valla ahirette ah, ah. zaten bir hesaplaşma mutlak. Ondan kaçmak mümkün değil. Ama dünyada da biz Mehmet Şevket Ege'ye inanan, onun dürüstlüğüne inanan insanlar olarak İsmail Hakkı Pekin'e yine de çağrıda bulunalım. Mehmet Şevket Ege abi iyi ki canlı yayında, Akit TV ekranında çıkıp yalan söylüyorlar diye iyi ki açıklama yaptı. Biz de onun devamında... O vefat etmiş olsa bile, o aramızda olmasa bile, İsmail Hakkı Pekin ve benzerlerinden açık çağrıda bulunuyoruz. Varsa elinizde bir, bir bilgi, belge çıkın, gösterin. Ahmet Hakan'ın dün yazdığı yazı, belge mu? E Ahmet Hakan'ın dün yazdığı yazı. Ben ne okumadım? Yani buyurun, Ahmet Hakan'ın dün yazdığı yazı. Yani ehveni şer diyerek Amerikancılık yapması diye yazdı. Yani Ahmet Hakan benim için hiçbir zaman için bir e, ilke, bir prensip veyahut da dürüstlük timsal bir insan değil. Kaldı ki hiçbir şekilde fikirlerine de itibar ediyor değilim. <laughs> babamı bile satarım diyen bir adamdır bu adam. Hı -hı. Dolayısıyla babamı bile satarım diyen adamın lafıyla ben Mehmet Şevket e toz kondurtma. Evet ama işte yazdı. Dün yazdı. Yani Amerikancılık yaptılar dedi. Peki. O ordu. Yapmadılar diyorum. Ben de Amerikancılık yapmadılar. Buyursunlar göstersinler. Mehmet Şevket Eygi bugün nerede durduğunu göstermiştir. Yani dün itibariyle daha henüz S-400 gelmeden önce Amerika'nın yaptığı ahlaksızlıkları, riyakarlıkları yazan bir isimdir. Ama o solcular yani Amerika'ya go home diyenler nerede kaldın Amerika diye neredeyse pankart açmadıkları kaldı. O tarih itibariyle efendim Rusya'nın komünizmine karşı mücadele vermiş Mehmet Şevket Eygi. E bu mücadele aslında Amerika'ya yararmış. Kime yararsa yarasın kardeşim. Önce Müslümanlara yarar. Önce Müslümanların dik duruşlarını gösterir. İslam dininde faiz haramdır. Efendim işte sosyalizmde de faiz yasaktır. E ne yaptık biz o zaman Allah'ın emrini haşa kalkıp sosyalizme bir anlamda medet uman bir ilke gibi göstermeye kalkıştık. Böyle çarpık yorumlarla hiç kimse bir yere varamaz. Ahmet Hakan da eğer dürüstse, ilkeli bir insansa, her yere yanar döner bir tavır izlemeyecekse Çıksın desin ki Amerika'nın lehine şu adımı atmıştır. Amerika'nın şu söylemini dillendirmiştir. Yüksek sesle ifade etmiştir. Amerika var olsa da olmasa da biz komünizme karşıyız. Sosyalizme karşıyız. Allahsızlığa karşıyız. Ateistliğe karşıyız. Velev ki Amerika'da karşıymış. Karşı olduklarına da inanmıyorum ama eğer Amerika'da Allahsızlığa veyahut da komünizme karşıysa biz tesadüfen bir anda görülebiliyorsak bozuk saatin Amerika'yı kastediyorum. 24 saatte iki defa doğruyu göstermesi gibi Amerika komünizme karşı çıkmasında bozuk saat misali doğruyu iki kere bir günde bulabiliyorsa e ben o iki anda Amerika'dan uzak olacağım diye kendi durduğum yerden uzaklaşamam. Bunun da altını çizmiş evet. olalım. <laughs> Hemen buldu arkadaşlar. Sağ olsunlar. Diyor ki Mehmet Şevket Eğgin'in siyaseten şiddetle itiraz ettiğim iki temel özelliği vardı. Ahmet Hakan yazdı bu yazıyı dünkü gazete ve diyor ki soğuk savaş döneminde ehveni şer diyerek Rusya'ya karşı ABD'yi desteklemişti. Nokta. Ne yapmış yani mesela? Öyle yazıyor. Bakın orada. Babam yazıyor da işkembeden ya, sallıyor. Işkembeden... Babasının satan adamdan bahsediyor. Ya işkembeden sallıyor ama beni de Söylesin da... yani. Beni de Amerika'dan beni de Beni de arıyor. Bana da geçmiş olsun diyor bu adam. Beni de arayıp bana da geçmiş olsun diyor Ali İhsan Bey. Başınız sağ olsun mu diyor, geçmiş olsun mu diyor. Ha? Hayrola ne için geçmiş? Ne bileyim ben geçmiş olsun mu diyor, başına sağ olsun mu diyor. Başınız başka şey mi olsun diyor. Daha ben, beter olsun daha mu me diyor. Daha beter olsun mu diyor. Ya da sağ kalıp sağ kalmayıp sağ kalıp sağ kalmadığımızı mı merak ediyor. Ben bunu anlamıyorum. Ben cuma günü bir şey sordum. Pazartesi özür dileyeceğim 96'dan önce sen nerede çalışıyordun Ahmet Hakan diye sordum bu ekranlarda. İkrim Bayraktar'la evcan Sağlık'la ilişkin neydi? diye sordum bugün 15 Temmuz. Ben anlayamıyorum. Bakın Mehmet Şevket Eygi'nin haberi bugün de Milli Gazetede. Yan tarafta ne var? Cumhuriyet Gazetesi, Bir Gün Gazetesi. ya Milli Gazete 23 Haziran'ın üzerinden bir hafta geçmedi ya. Biz balık hafızalı değiliz. Tamam belki 2 yıl 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 30 yıl öncesini unutuyoruz da 23 Haziran'dan önce sen Mehmet Şevket Eygi Cumhuriyet'le bir günle aynı çizgide değil miydin? Hayır, hayır, hayır. hayır. Mehmet Şevket Eygi yıllardır günlük olarak yazılarını kaleme alır. O günlük siyasetin içerisine girmemiştir. Tayyip Erdoğan'ın aleyhine yorumlayabileceğiniz, AK Parti iktidarı hükümeti aleyhine yorumlayacağınız yazıları olabilir. Ama o yazıların hiçbirisinde kastını aşacak şekilde sırf siyasi menfaatler elde etmek için yazdığı, yaptığı tek bir tespitle karşılaşamazsınız. Ne demiştir? Zinanın yasak olmaktan çıkarılması doğru değildir demiştir. Ahlakımız yozlaşıyor demiştir. İslam dininde estetik vardır. Bu estetiğe dikkat edin demiştir. Müezzinler, imamlar biraz estetik derse alsınlar. Ezan okurken herkesin kulağına hoş gelecek bir sesle okusunlar demiştir. E bunların üzerinden de siyasi iktidara da eleştiri getirmiştir. Ama bir karar gazetesindeki abiler gibi veya kardeşler gibi Ekrem İmamoğlu güzellemesi de kesinlikle yapmamıştır. Yapmaz, yapacak bir kimliği de yoktur. Dolayısıyla Milli Gazete'nin duruşuyla Mehmet Şevket Ege abinin duruşunu bir ayıralım. Kendisine de bu vesileyle program başladı. Hiç Allah'tan rahmet dileyen bir ifademiz de olmadı. İzleyiciler de belki bu noktada bizim eksikliğimizi görmüşlerdir. Kendisine de öncelikle bir Allah'tan rahmet dileyelim. Evet ama ben mesela Aleyhisselam Bey dün gazetelere baktım. Muhafazakar gazetelere baktım, mütedeyyin gazetelere baktım, AK Parti. Ya ortak bir dil yoktu. Mehmet Şevket Eygi kim? Yani İstanbul Beyefendisi uğurlandı. Başlık bu. Yani sadece bula bula beyefendilik bulmuşlar Mehmet Şevket giden. Akit gazetesi dava adamı diye yazmıştı. Öyle değil mi? Yanlış. Evet. Ha, ha, ha. Yani şimdi dava adamı mı? Beyefendi mi? İkisi bir arada ha. olamaz mı? He olur. Ama niye o zaman beyefendiliği daha fazla ön plana çıkartmışlar da Akit dava adamlığını? Peki. O zaman niye Karar gazetesi Şevket abi demiş? O Şevket abi derken biz dava adamı diyoruz, bir başkası beyefendi diyor. Şimdi kim kim? Şimdi bugün 15 Temmuz'u konuşacağız değil mi Ali İhsan Bey? 15 Temmuz'u konuşacağız. Konuşalım 15 Temmuz'u. Bakın bir izleyicimiz daha yayından önce atmış. Diyor ki daha dün PKK yandaşı partiyle kol kola girmekten mutluluk duyanlar aynı yere oy atanlar, bahar gelecek, her şey güzel olacak diyenler şimdi şehitlerimiz için taziye mesajı paylaşıyorlar. Nasıl bir toplum olduk veya Pişkinliğin bu kadarına Ali İhsan Bey ne der diyor. Bak Ali İhsan Bey ne der? Şimdi ben anlayamıyorum. Ben 15, benim için hiçbir anlam ifade etmiyor bugün. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun taziye yayınladığı bir gün Bayram ilan ettiği bir gün benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbe deyip sonra kontrollü deyip sonra başka şeyler deyip bugün 15 Temmuz'u hatırlaması, demokrasi bayramı demesi dolayısıyla benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bugünün normal bir pazartesinden, normal bir günden hiçbir anlam ve önemi benim için yoktur. Şimdi ben baktım bütün gazeteler ek vermişler, Akit de vermiş. Akit'te yapmış. İçerideki reklam verenlere baktım. Akit'tekilere söylemiyorum. Hepsine söylüyorum. Niye vermişler? Hepsi 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü mü kutluyorlar? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakın biz de sizinle birlikteyiz. Ve bundan sonraki rantlar eğer varsa biz bunu paylaşmak istiyoruz. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ona da reklam versinler. Ekrem İmamoğlu'nun bir kere kendisini ben göremiyorum. Sizi bir kutlamadan, tebrikten veya da anmadan bahsettiniz ama ben görünür bir tebrikten veya anmadan karşılaşmadım Halil şu an Bey, Nerededir bilmem. Ben söyleyeyim ben. Evet, ben söyleyeyim. söyleyeyim. Herhangi bir otobüs durağına gidin. Herhangi bir billboardun önüne gidin. Bakın Görün orada Ekrem İmamoğlu'nun demokrasi ve milli birlik günümü nasıl kutladığını. Düne kadar işte yeni bir gelecek vesaire diye billboardlarda duruyordu. Şimdi daha yeni yeni onları değiştirdiyse bilemem ama ben sabahleyin gelirken de baktım. Bugün akşam Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Atatürk Havalimanı'nın önündeki gösteri için duyurular vardı. Ben sizin söylediğinizi göremedim. Ama Ekrem İmamoğlu'nun çok iyi biliyorum ki Anıtkabir'e giderken bütün medya uzantıları, bütün sosyal medyadaki uzantıları dört koldan çalışıp onu görünür hale getiriyorlar. Basın bir Anıtkabir Ekrem deyin ne kadar size ihtimal çıkıyor, ne kadar Google'da veyahut da diğer arama motor, motorlarında İhtimaller çıkıyor. Sonuçlar çıkıyor. Bir de Ekrem deyin, darbe deyin bakalım kaç tane çıkıyor. Dolayısıyla orada kısık sesle efendim ayıp olmasın türünden... Çünkü biz 2013'te eşinin kendisinin yaptığı paylaşımları da biliyoruz. Sokağa çıkan insanlara acıyorum vesaire şeklindeki paylaşımları unutmadık. Hala duruyor o sosyal medyadaki o paylaşımlar. Dolayısıyla bugün itibariyle Ekrem Bey... Kısık sesle de olsa 15 Temmuz hain darbe girişimini kınıyorsa bu zoraki bir kınamadır. Niçin öyle söylüyorum? Onun destekçisi olan Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyorum, bir gün gazetesine bakıyorum, Yeni Asya gazetesine bakıyorum. Hepsinde 15 Temmuz hain darbe girişimini kınama yerine geçici kelimelerle böyle kısık sesle efendim şu şöyleydi de bu böyleydi. Yeni Asya mesela ne diyor? Efendim işte... Buyurun buyurun Ali İhsan Bey. Bakın hemen hemen arkadaşlar nasıl buldular. Hem de Twitter hesabından paylaşmış. Evet. Bakın. Hey. 10, 15 10. Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. FETÖ'yü de bir başka darbe için bekliyorum demekten başka bir şey var mı? Nerede FETÖ burada? Nerede? Yani hain darbe girişimine, kalkışanlara bir kınama biz şehitlerimizi anarız, her daim anarız. Ama siz eğer o şehitlerimize kurşun sıkanları, bomba atanları hatırlamıyorsanız, onları kınamıyorsanız, onları lanetlemiyorsanız bu bir anma mıdır yani? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. E ne FETÖ nerede burada? Bu darbe girişimini kimin yaptığı nerede? Aleyhsan Bey burada nerede? Evet, daima dem demokrasi. Burada nerede? Denildiği zaman. Burada, bu, işte, burada bulun. Ben burada hür bulur. hürriyetin avukatı değilim. Hayır ya hürriyetin maddesi değil ben, ki bu. Ben Ekrem İmamoğlu'yla yan yana yürüyen Cumhuriyet'ten vereyim size. Orhan Bursalı. Mit ve iktidar için darbe sürpriz miydi diyor. Bakın ifadeye bakın. Mit ve iktidar için. Peki asker için sürpriz miydi? Niye söylemiyorsun? Çünkü askeriyede Kemalistler hakim. Aman onları koruyup kollayalım. Aman TSK'daki Kemalistlere kimse laf söylemesin. O FETÖ'cüler büyürken 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 3'ken 5, 5'ken 10, 10'ken 50 olurken 300 generalin 150'si FETÖ'cü isimlerden oluştuğu sıralarda seyreden, uyuyan o Kemalist generallere aman kimse bir şey demesin. Ama öbür tarafta MİT ne yapıyordu? Sürpriz miydi darbe? E önce sen darbeyi yapan o FETÖcü generallerin yanında duran adamlara bir sor. Yanında kol kola duran, o 15 Temmuz'a kadar birlikte aynı odada çalışan o kemalist generallere bir önce soru ver de ki sizin için sürpriz miydi bu adamların yaptıkları darbe diye sor. Ondan sonra da MİT'e sor. E MİT Tabii ki 15 Temmuz öncesinde birçok içinde FETÖ'cü unsurda barındırmış olabilir, onlar da tasfiye olmuştur ama bir anlamda mitin sayesinde darbe erken haber alınmıştır. Onun sayesinde darbe bir anlamda halka sirayet ettirilerek, halkın sokağa çıkmasıyla önlenmiştir. Ama bakıyorsunuz sırf Kemalistleri koruyup kollamak için Ahmet Yavuz Paşa da emekli Ahmet Yavuz, Ergenekon Baryoz'da cezaevine konulan Ahmet Yavuz... E, kemalist subayları unutmayalım. Onların sayesinde darbe önlenmiştir diye hemen kafayı çıkartıp olayı kemalist subayların zaferi gibi gösteriyor. Ya iyi güzel de bu generaller, bu kemalist generaller üniversitedeki öğrencinin başına, başındaki örtüye karışacak kadar güçlü oldukları tarihlerde başbakan. Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir tiyatro sanatçısını Gata'da ziyaret edeceği zaman sen baş başındaki örtüyle giremezsin diyecek kadar o kemalist generaller güçlü oldukları tarihlerde yanı başlarındaki yaverler FETÖ'cüymüş, yanlarındaki generaller FETÖ'cü olmaya adaymış. Niçin haberdar olmamışlar, niçin ülkeyi haberdar etmemişler? Başbakanın eşini başındaki örtü sebebiyle Katadaki hasta ziyaretine bile sokmayanlar niçin yanlarındaki adamların kim olduğundan habersizmişler? Bunu çıkıp açıklamaları gerekir Ahmet Yavuz Paşa veya bir başka paşaların İlker Başbuğ Paşa'nın veya diğer isimlerin. Dolayısıyla burada biz Ekrem İmamoğlu'nun öyle klasik bir söylemle efendim işte şehitlerimizi anıyoruz gazilerimize... Sağlık afiyet diliyoruz şeklindeki bir anması yeterli değil. FETÖ hakkında ne söylüyorsun sen? Onu ben bilmek istiyorum diye soruyorum ve bekliyorum Ekrem İmamoğlu'ndan. İşte Ekrem İmamoğlu'ndan bekliyorsunuz. Sözcü yapmış. Demokrasi çöleni. Oraya da ben söyleyeyim. yani Yeni Asya'yı biraz önce söylerken yarım kaldı. Yeni Asya'da daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk diyor. Bunlar da sözcü de demokrasi çöleni diyor. Affedersiniz. 1900 hadi 80'de darbe oldu. Demokrasi gitti diyelim. Onlar da kabul ediyorlar diyelim. Ben kabul ediyorum. Demokrasi gitti de o ondan sonraki yani 78'deki demokrasi miydi? 83'ten sonra gelen demokrasi miydi? 90 yılındaki demokrasi miydi? 95 yılında Erbakan Hoca birinci parti olarak çıktığında Refah Partisi buna iktidarı vermeyeceğiz diye İsmail Hakkı Karadayı'nın Mesut Yılmaz'a açtığı telefonlar demokrasiyle yönetilen bir ülkenin uygulamaları mıydı? 1995'ten bahsediyorum. Geldim 1996'ya Mesut Yılmaz'ın Çiller'le hükümeti bozmasından sonra Tansu Çiller Erbakan'la koalisyon hükümeti kuracağı zaman yapılan tehditler demokrasi miydi? Onun devamında 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu'nda o Güven Kayan'ın terletti Merbakan Hoca'yı diye çıkıp da basın mensuplarına bir de ismini de gizleyerek yaptığı açıklamalar demokrasi olan bir ülkenin bir paşasının yaptığı açıklama mıydı? Devam ediyoruz silsile getirin 27 Nisan muhtırasını bilmem neyi hepsini getirin. Bunlar demokrasinin olduğu bir ülke miydi ki 15 Temmuz'da efendim FETÖ'ye karşı halk sokağa çıkmış ve sonuçta da başarılı olmuş. Bundan sonra hukuka dönmeliymişiz. 15 Temmuz'dan önceki hukukla devam etmemiz gerekirmiş. Demokrasiyle devam etmemiz gerekirmiş. O demokrasi, o kendi menfaatinize istismar ettiğiniz demokrasi değil midir ki o FETÖ'cü generalleri TSK'da yuvalandırmıştır? öyle bir demokrasi anlayışınız var ki başörtülü subay eşini başörtülü bir hanıma sahip diye bir subayı ordudan attınız ama fetöcüler general oldu uyudunuz o demokrasi çerçevesinde uyudunuz sonra da şimdi geliyorsunuz bize diyorsunuz ki ancak bu yanlışlar yummuşlar şunlar bunlar FETÖ'den korunma bilmem ne demokrasiyle olur. Tamamen demokrasi karşıtı bir insan değilim. Ama demokrasiyle de bizi uyutmasınlar. Evet ama bütün bunlar e, yalan. Yani <laughs> demokrasi şöleni Sözcü gazetesini bugün alıyorsunuz. Sözcü gazetesinde Rahmet Ulan ne diyor son cümlede biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ı yargılayın diyor. E. Tayyip Erdoğan'ı yargılayın. Eğer 15 Temmuz olduysa sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır diyor. Demokrasi şöyle ne diyor? FETÖ yok. Fetullahçı alçaklar. Yani kim? Bunlar cemaat. Öyle değil mi? Onlar dindar insanlar. Dindar Dolayısıyla insanlar. o dindar insanlar üzerinden Akit'e nasıl saldırabiliriz? Salyalarımızı akıtabiliriz. Veya bir başka dindar gruba nasıl? çamur atabiliriz. Onun planını yapıyorlar. Evet. <laughs> ama ben hakikaten anlamakta e, zorlandığım e, bir gün. O yüzden e, kafam, zihnim e, dağılıyor bazen. Kime ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani çünkü Niye? Sözcü gazetesi, Cumhuriyet, Aydınlık, Yeni Asya, Milli Gazete hepsi 15 Temmuz Demokrasi ve Ne Günü? Demokrasi ve Milli Birlik Günü mü? Ne bu? Ben o adını da unutuyorum arası radıysam. Sen... Önemsemediğim için hiç Ben de önemsemiyorum. Yani. Ya. ben de o, o yüzden ben, benim için de hiçbir anlam. Milli Birlik Destanı. 15 Temmuz Milli Birlik Destanı'nın yıl dönümü olduğu için. Mesela ya ben saygı duydum. İşte bir gün gazetesi. Bir tane 15 Temmuz ibaresi yok. Var mı? Bu dik duruştur bu. Var mı? Aleyhisselam Bey. Dik duruş değil ahlaksızlık o. Niye? Açın, sorun kendilerine. Ne dersiniz 15 Temmuz? Ya Biz yıllarca söylemedik mi FETÖ'cüler? Ya şunu yapıyor, bunu yapıyor diye. Biz anlatamadık. Derler. Ondan sonra o FETÖ'cülerin Amerika'nın kuklası olarak Türkiye'de hain bir darbe girişimine kalkıştıkları günü ya, de unutturmaya en, kalkarlar. Enteresan olan şu anda altyazıda ne yazıyor biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açılamaz diye o yazıyor. Ben tam bir günü gösterirken bu kadar da tesadüf olmaz herhalde. şimdi oraya da bakınca şöyle onu gördüm. Bakın yine yazıyor. Yer veren Paçavra İstanbul Sözleşmesi kaldırılmasını ama bu şu. Tamam biz dedik diyebilirler ama en azından bugün 15 Temmuz'la ilgili Cumhuriyet gibi bir manşet de atmamışlar. Cumhuriyet diyor ki 15 Temmuz'da topladığınız paralar nerede? Bakın Öyle değil mi? Ya yani Bunlar da öyle diyebilirler topladığınız paralar nerede? Bir başka yazarının da söylediği bağıra bağıra geldiler diyor. Bugünkü gazetelerinde var. FETÖ bağıra bağıra geliyorum diyor. Size onlarca örnek vererek sıkmayayım. Zira FETÖ'nün yayın organları da bangır bangır geliyoruz diyordu. Fethullah Gülen'in darbeye 5 ay kala cennet kılıçların gölgesi altındadır dediği sohbetinden mi söz edeyim? Yoksa 12 Eylül öncesinde yazdığı kışla da uygun bunları anlatıyor anlatıyor anlatıyor. E beyefendi bu adamlara soruyorum buna ve bunun bulunduğu karanlık odaya ve Cumhuriyet Gazetesi'ne soruyorum. O Fethullah Gülen'in hazırladığı mutfağında pişirdiği mitterlerini Kim Haber adı altında halkın kafasına sokmaya kalkıştı. Mitterlerini bırakın yalandan dolandan Etiler Polis Okulu rant için satıldı, ihale edildi, peşkeş çekildi Araplara diyenler kimdi? Ben miydim? Fethullah Gülen'in hazırladığı o yemekleri halka güzel yemekler diye sunanlar ben miydim? Siz değil miydiniz? Fethullah Gülen o konuşmaları yaparken bir gruba dindar insanlara hitap ederken siz de FETÖ'den aldığınız emirler gereği kalkıyordunuz etiler polis okulu peşkeş çekildi diyordunuz. Etiler polis okulu 6 yıl sonra bugün dahi arsa olarak duruyor orada hala. 6 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş'a devirini yaptı yapmadı da. Hala 6 yıl sonra ama 6 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Bilmem Ne Gazetesi, Bir Gün Gazetesi çıkıp manşetler atıyordular. Hatta Doğan grubuna ait gazeteler çıkıp manşet atıyordular. O Fetullahçıların verdikleri yalan bilgilerle manşet atıyordular. Etiler Polis Okulu Yasin El Kadı'ya peşkeş çekildi diye. Şimdi çıkıp yazsana Barış Terkoğlu desene ki FETÖ'cüler hazırlıyorlardı. Biz de onları halka aktarıyorduk yalanlarla Tayyip Erdoğan'ı indirmek için devirmek için mücadele ediyorduk Fethullah Gülen'le birlikte kol kola girmiştik Tayyip Erdoğan'ı nasıl devireceğimizin planlarını yapıyorduk desene ondan sonra de ki FETÖ bağıra bağıra geliyordu de ondan sonra ben sana hak vereyim ama sen kendi yaptıklarını gizliyorsun Öbür taraftan üç tane kendi grubunun da tabandaki samimi Müslümana hitap eden Fethullah Gülen'in o laflarıyla bir anlamda AK Partili dindar insanlara da çakmak için. Efendim zaten bunlar gelecekleri belliydi. Peki onlarla niye sen kol kola girdin? Ey solcu geçinen Barış Terkoğlu veya Karanlık Odalar veya Cumhuriyet Gazetesi. Barış Terkoğlu yeni Hikmet Çetinkaya'dır. Bu bir. Bakın, yeni hikmet Çetinkaya'dır. FETÖ ile bağlantısını bir gün öğreniriz. Ne zaman onu ben bilmiyorum. Bir gün öğreniriz. Ben diyorum ki Ergenekon'dan FETÖ'nün içeri attığı adamların %99'u FETÖ'cüdür. Bu iki. Üç, reklama gideceğim Ali İhsan Bey sonra konuşacağız bütün bunları. Üç, 15 Temmuz başarılı olsaydı bu gazeteler... Bu televizyonlar, bu bangır bangır yayın yapanlar hak etti Tayyip Erdoğan diye manşet atacaklar da tarih. He? tarih bu, bu gazetelerde de. de, de tamam da bu gazeteler Erbakan hoca da bize imtihanımızı verdik. Erbakan hoca için yandan, çarptan, sağdan, soldan. Ya hoca da ama ya bu kadar da olmaz ama başbakanlıkta da iftar yemeği de yani biraz fazla olmuyor mu gibi Bizim kesimin mahallenin insanları çakmaya çalışırken Akit gazetesi sağlam durmuştur, dik durmuştur. Eğer Tayyip Erdoğan'a da bir darbe yapılmış olsaydı, başarılı olsaydılar kendilerine göre yine Akit dik duracaktı. Evet, kısa bir ara. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden canlı yayına devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle de katkı sağlayın. Gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte yaptığımız yayına Ali İhsan Bey bugün Akit Gazetesi'nde 15 Temmuz darbesini tek başına FETÖ'cüler mi yaptı diye bir soru başlığı kullanmış ve bu konuya da hemen girelim. Sadece FETÖ'cüler değil başkaları da var diyor Ali İhsan Bey yazısında. Kimlerden bahsediyor onlara da girelim. Ama bu arada bugün 15 Temmuz dolayısıyla 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Birçok yerde törenler yapılıyor ve yayın saatimiz içerisinde de denk gelecek törenler olabilir. Onları da canlı olarak ekrana getireceğiz. FETÖcüler mi yaptı diye yazmış Ali İhsan Bey. Şimdi ama reklam arasına giderken ben bir iki cümle ettim. Belki onlarla ilgili bir şey söylemek ister Ali İhsan Bey. O da şu. Barış Terkoğlu'nun bir gün FETÖ bağlantısını öğreneceğiz. Bir gün Hikmet Çetin Kaya'nın yeni versiyonu olduğunu öğreneceğiz. Yani şu var bir kere zaten bir gün öğrenmemize, bir gün beklememize, üç gün beklememize de gerek yok. Eğer siz 2013'te 17-25 Aralık emniyet darbe girişiminden sonra bu ülkede gazetecilik yaptığınızı söylüyorsanız üç aşağı beş yukarı bu işin arkasında kimin olduğunu da tahmin ediyor olmalısınız. Eğer kalkıp da bir kişi ben şahsen öyle yaptım. Ben bir dürüst gazeteci kimliğimle dedim ki, ben bu olayı sorgulayacağım. Etiler polis okulu peşkeş çekilmiş diye fetöcülerin yayın organlarında çıkan iddialar üzerine sonuna kadar o kayıtları, teyip, bilmem kaset kayıtlarını bilmem neleri anlatılanları o tarihi itibariyle sosyal medya çok yaygın olmasa bile Twitter'da şurada burada yazılanların hepsini tek tek okudum. En nihayetinde sorgulayabildiğim açık kaynaklardan internet sitelerinden sorgulamamı yaptım. Hiçbir resmi görevliyle de görüşmeden şu kanaate vardım. Adamlar oturdukları yerden Etiler Polis Okulu'nu boşaltmışlar. Yasin El Kadı'ya satışını gerçekleştirmişler kendi kendilerine. Ve bunu da bir yolsuzluk olaraktan da Tayyip Erdoğan hükümetine Yamama'nın arayışı içine girmişler. Buna elinde tuzda koşanlar kimler? İşte Ergenekon'da veyahut da balyoz soruşturmalarında biz mağdur olduk diyen karanlık odacılar, Barış Terkoğlu, Barış bilmem ne veya Soner Yalçın veya o Kemalist generaller koşa koşa gittiler. Yolsuzluk var bu ülkede, yolsuzluk var, Tayyip Erdoğan hükümeti batmalı, devrilmeli dediler. Kimin için dediler? Fethullah Gülen gelmesi için dediler. Daha başka ne delil arıyorsunuz siz? Eğer aklı olan bir gazeteciyseniz siz bir sorgulama yaparsınız. Benim yaptığım sorgulamayı kendiniz de yaparsınız. O arsanın henüz daha hiçbir şekilde devletin elinden çıkmadığını görürsünüz. Devletin elinden çıkmayan bir arsa için peşkeş çekildi ne demektir? Veyahut da şunu yapardınız en azından. Ya kardeşim daha ihalesi yapılmamış. Eğer bu arsa çok değerli bir arsaysa, ucuza gideceği ihtimali varsa açarız bir telefon koçumuza. Deriz ki Koç abi bak burada çok değerli bir arsa bedavaya gitmek üzere girsen de ihaleye hem fiyatı yükseltirsin hem de senin işine yarar derdiniz veyahut da bir başka iş adamınıza bir sürü iş adamlarınız var. Solcu, kemalist iş adamları. Onlara bir telefon açardınız. Bakın burada bir ihale var. Bu ihalede bir arsayı peşkeş çekmek istiyorlar. Henüz daha ihalesi yapılmamış. Buyurun gelin siz de katılın derdiniz. Gazeteciyseniz bunu yapmanız gerekirdi. Ama siz ne yaptınız? O arsa Yasin Halkadya verilmiş iş bitmiş gibi yayınlar yaptınız. İftira attınız bu vesileyle Tayyip Erdoğan hükümetini devirmeye bunu çalıştınız. Ama başaramadınız. Hayır, bunu niye anlatıyorsun? Bunun için şunu bunu için niye, anlatıyorum. Niye yani yani FETÖ Barış Terkoğlu o tarihte de FETÖ'nün malzemeleriyle bu hükümeti devirmek için çaba sarf eden birisidir. Üç gün, beş gün, bir ay, beş ay beklemenize gerek Hayır, yok. Anladım. Zaten dünkü yazılarıyla veya haberleriyle de FETÖ ile birlikte hareket ettiğini ispat etmiş birisi. Evet işte ama FETÖ'yle dün işbirliği yapanlar, bugün halen işbirliği yapmaya devam edenler ama bugün de 15 Temmuz olunca karşımıza 15 Temmuz'un kahramanı gibi çıkıyorlar. Bakın Karar Gazetesi. Karar Gazetesi'nin ver birinci sayfasını Aykut. Ver. Şu arada bu arada şeydeki prompter'daki de ekran görüntüsünü kaldırırsanız da sevinirim arkadaşlar. Orada bir deniz gözüküyor. Sanki tatildeyiz gibi hissediyorum. O yüzden de verin arkadaşlar şu Karar Gazetesi'ne. Diyor ki ne diyor biliyor musunuz Ali İhsan Bey? İlk biz duyurduk. İlk biz yaptık. Ben on, iki akşam önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittim. Bakın şurada. İhanete ilk tavır koyan gazete. Şimdi ihanete ilk tavır koyan gazete. Ya ben bunu ben anlayamıyorum. O zaman ihanete ilk tavır koyan gazete ise ben Yıldıray Oğur'a niye Yusuf Ziya Cömert'e Mustafa Karahalioğlu'na niye itiraz ediyorum ki? Etmiyorum. O zaman etmiyorum. İhanete İlk tavır koyan gazete ise Mustafa Karalioğlu'na sen FETÖ'nün yetiştirmezsin demiyorum. Demiyorum. Madem ihanete ilk koyan gazete. Ya ben şuna bakarım. 27 Mayıs'tan sonra 28 Mayıs'ta çıkan gazete ne manşet atmıştır? 12 Eylül'den 12 Mart'tan sonra çıkan gazete ne manşet atmıştır? 28 Şubat'ta nasıl manşetlerle çıkmışlardır? 27 Nisan bildirisinden bile nasıl manşetler atan bu gazeteler... 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, darbe gerçekleşseydi biz bu adamların ne FETÖ'cülüklerini, ne Amerika ile ilişkilerini, ne NATO ile bağlantılarını, ne Avrupacı olduklarını, İslam düşmanı olduklarını, ümmete karşı olduklarını hiçbirisini öğrenemeyecektik. Bütün bunları kahraman diye şu anda biz bugün Akit hariç alkışlayacaktık. Ben alkışlayacaktım. Bakın bu kadar net söylüyorum. Bireysel olarak söylüyorum. Fatendra Aslanlı bunları alkışlayacaktı. Diyecektim ki bunlar kahraman. Türkiye'yi diktatörlükten kurtardılar diyecektim. Bakın ben alıyorum suçu üstüme ben. Boş verdim bunları. İhaneti, karanlık gecede milli iradenin sesi olan, karar, kalkışma haberini en erken veren ve en önce tavrını belli eden gazetelerin başında geliyordu. Ben diyorum ki o gece kim ne yaptı? Bakın o gece kim ne yaptı? Benim o gece yayında olduğum kurumlar dahil, çalıştığım kurumlar dahil. Hepsini ben bugün yayınlamak istiyorum. Hepsi. Bakın hepsi istisnasız. Hepsini öğreneceğiz ki sadece içimizdekiler değil, dış basında ne yazdı. Ama biz öğrenemedik. Ya ben şimdi A Haber darbe bildirisini TRT'den önce okumuş. Ya yalan o, yalan. Yani öyle şeyler söyleniyor ki ben birebir biliyorum. Birebir kaydı da vardır bende. 12-25 geçe TRT okudu diyorlar. Ya yalan söylemesinler. A haber TRT'de okunmadan neyin haberini verecek? Yani okunmamış bildirinin neyini verecekler? Gitmiş TRT'de adamlar basmışlar TRT'yi. Orada okutturuyorlar. Orada okutulurken ben birebir gazetenin merkezinde kaydı aldım. Diğer kanalları açtım. CNN birebir canlı olarak vermiyordu. Doğru. Ama altyazıyla ve anlatım şeklinde sunum yapan spikeri aktarıyordu. TRT'de şu an darbe bildirisi okunuyor. Ve darbe bildirisinde şu 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 ifadeler var diyerekten hiçbir eleştiri getirmeden CNN veriyordu. Bunun yanı sıra Halk TV aynen veriyordu. Hatta Halk TV tekrar verdi. Yani TRT'de okundu, bir kere okundu bitti. Halk TV tekrar tekrar aynı okumayı TRT'den almış, tekrar tekrar veriyordu. Biz şimdi Halk TV'yi aklamak için a haberin haber anlamında TRT'de okunan darbe bildirisi böyleydi diye verdiği haberi bir anlamda darbeye destek gibi göstermeye kalkıyoruz. Halk TV nerede? Halk TV'yi ben çıkartayım size. Çıkartalım. Aynı evet. anlarda TRT'de okunurken iki dakika arayla üç dakika arayla kendileri tekrar tekrar verdiler. Tamam ben bunu diyorum işte. Çıkartacağız. Halk TV'de çıkacak. A Haber'de çıkacak. Sabah'ta çıkacak. Eğer Akit dik duruş sergilediyse o da çıkacak. Hepimiz ortaya çıkacağız TV Yani de ben, sözcüğü... ben de ortaya çıkacağım. Ali İhsan Bey de çıkacak. Akit de çıkacak. A Haber'de çıkacak. TRT'de çıkacak. Halk TV'de çıkacak, ulusal kanalda çıkacak, Doğu Perinçek'te çıkacak. Bakın. Ak Akit TV için söyleyeyim, takriben o tam bildirinin okunmasından önceydi hatırladığım kadarıyla. Çünkü biz yayınlarımızda halkın nasıl direniş gösterildiğine dair yeni yeni başlıyordu daha direnişler, halkın sokağa dökülmesi. O saatlerde yayınlarımızı yaparken bu darbeci subayların baskınıyla Türksat'ta, bir bölüm televizyonla tümüyle yayınlarını kesmek zorunda kaldı. Daha doğrusu teknik olarak kesildi zaten. Onların arasında da Akit TV vardı. Çünkü kesmek istedikleri kanallara yakın bir kontürde Akit TV'de yayın yapıyordu. Orada olduğu için Akit TV'nin de bilerek midir bilemiyorum. Kasten mi yapmıştır subaylar bilmiyorum. Yani Akit TV'ye baskına gelmediklerine göre orada da bilinçli bir şekilde Akit TV'nin yayınlarını kesmek istemişlerdir diye bir iddiam yok. Ama orada yayınını kestikleri en az 7-8 tane kanal vardı. O kanallar arasında Akit TV de vardı. 2 saat 3 saatlik uğraşımız sonrasında. Hatta illegal bir yayın yapmaya giriştik. Yurt dışından bazı şeyler yapabilir miyiz diye buradan yurt dışına yollayıp yurt dışından yayın yapabilir miyiz diye bazı girişimlerde bulunduk. Ta ki iki buçuk üç gibi hatırladığım kadarıyla tekrar o e, kanallar yayın hayatına geçtikten sonra bizim de e, Akit TV olarak yayınımız devam etti. Dolayısıyla burada nereden geldik biz bu konuya? Efendim A Haber. Nerede Tayyip Erdoğan'ın yanında birisi duruyorsa onu itibarsızlaştırmak için A Haber de şunu yapmıştı. Yani Murat Akgün, Murat Akgün. Ee, Murat Akgün falan ilgilendirmiyor. Murat Akgün demiyorsunuz bakın. Murat Akgün'ü kimse tanımaz. A Haber diyorsunuz. A Haber. Ben Murat Akgün'ün avukatı değilim. Ama A Haber'e yapılacak saldırı Tayyip Erdoğan'a yapılacak saldırı. Bir anlamda darbe girişimi tiyatrodur demenin bir başka versiyonudur bu da. Eğer siz TRT'de okunan bildiriyi daha öncesinde A Haber okudu derseniz yalan söyleyenlerin bir anlamda tuzağına düşmüşsünüz. Ama İhsan Bey ben şu söylediğiniz cümleleri hiçbir yerde okumadım. Ama A Haber'in darbe bildirisini TRT'den önce okuduğunu E ben 10 tane, 100.000 tane, yüz her, bin tane her, her yalan söyleyeyim. Yani hiç konuyla alakası yok. Merak edenler kafalarında soru işareti kalanlar vardır belki. Geçen hafta Sözcü'nün manşeti Beykoz'da bir okulu okul müdürü tekstil atölyesine kiraya vermiş. Ahlaksızlar, yalancılar, sahtekarlar, namussuzlar. Cübbeli Ahmet'in 28 Şubat sürecinde Müslümanların parasıyla yaptığı külliyeye el koymuş 28 Şubat generalleri o 28 Şubat'ta külliyeye el koyulduktan sonra burayı ne yapacağız? Genel ev mi yapacağız yoksa bilmem bar pavyon mu yapacağız diye tartışmalar çıkmış. En sonunda okul yapalım burayı denilmiş. O arada o okul yapılması istenilen ama Cübbeli Ahmet'in külliyesine vakfına ait olan binaya bir tekstil atölyesi tümüyle ben bu okulun bütün restorasyonunu yapayım. Karşılığında da bir 4 yıl 5 yıl bunun altında bir başka yerde kalayım diye teklifte bulunmuş orayı binayı restore etmiş o restorasyon karşılığında da ben burada kirada kalayım demiş bunu çıktılar ne diye anlattılar Sözcü gazetesi o Barış arkadaş denilen sözüm ona milletvekili eskisi yalancı ne dedi okulu tekstil atölyesine kiralamış müdür kim o müdür Osman Bey. Soyadı yok. Ama şu an bir imam hatipte müdürlüğe devam ediyor dedi. Ben de çağrıda bulunuyorum. Buyurun benim dediğim gibi mi? Yani külliye olarak yapılmak üzere Müslümanların paralarıyla yapılmış bir binanın sonrasında okula dönüştürülmesi için o tekstil atölyesiyle anlaşmalar var mı? O tekstil atölyesi 3 milyon 4 milyon lira masraf yaparak orayı okul haline getirdi mi getirmedi mi? O okul o inşaatı yapan adamların açık çağrıları var. Hodri meydan diyorlar. Şu an tedrisat yapılan yerin altını tabanını biz yaptık diyor. Bu gerçeklere rağmen Sözcü Gazetesi ne manşet attı 3 gün boyunca? Okul müdürü kiraya verdi. Cebine de paraları attı dedi. O okul müdürü de şu an İmam Hatip müdürü dedi. Ama bir tane benim milli eğitim müdürüm çıkıp da aslanlar gibi ne diyorsunuz lan ahlaksızlar, sahtekarlar diyemedi. Benim milli eğitim bakanım çıkıp da yalancılık yapmayın, sahtekarlık yapmayın. Burada bir sorun var ama bu sorun bir okulun tekstil atölyesine kiraya verilmesi değildir. Bir Medrese olarak yapılmak istenen bir binanın 28 Şubat generalleri tarafından el konulup başka amaçlarla kullanılmak istenirken sonradan Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi ve okul olarak yapılmak kullanılmak istenmesi sürecinde yaşanan bazı aksaklıklardır diyemediler. Şimdi biz nereden geldik? Ben, 15 ben Temmuz hain darbe girişiminden ben, ben diyorum. Ben diyorum Alehsan Bey. Ne ne diyemiyor diyorsunuz? Ne ne diyemiyor dediniz siz? Ben cümleyi... Tahtekar, tahtekar diyemiyor, tekrardan. namussuzlar diyemiyor. Namussuzlar. Bakın diyorum. Oktay Ekşi'nin destek verdiği 15 Temmuz... Bakın başlık burada ya. Ya ben gazete okuyorum ya. Yani bizi hepimizi geri zekalı zannediyorlar ya. Geri zekalı zannediyorlar. Bakın başlık burada. Ne diyor Ali İhsan Bey? Ben okuyamıyorum. Emre sen okuyabiliyorsan sen söyle kulağıma. Bakın burada başlık. 15 Temmuz ne olmuş? okuyun sana arkadaşlar biriniz hiç kimse okuyamıyor 15 Temmuz'da 100 yıllık çabanın çöpe gitmesi önlenmiş kim yazıyor bunu Oktay Ekşi Oktay Ekşi 15 Temmuz'dan S400'e Aydınlık diyor ki biz yaptık bunu Aydınlık diyor ki biz yaptık 15 Temmuz'dan S400'e getirdik diyor. Bakın. Oktay Ekşi ya. Ya ben bunu kaç defa söyledim? Sabri Uzun kitabında o içeriye FETÖ'yle alınan Sabri Uzun var ya kitabında Oktay Ekşi'nin oğlu Özgür Ekşi'nin FETÖ'cülerle girdiği, hürriyette çalışırken girdiği ilişkileri anlatıyor. Her şey birbirine karıştı. Her şey birbirine karıştı. Oktay Ekşi ile Ali İhsan Bey aynı yerde. Aynı yerde değilim ben 100 yıllık şey gitti çöpe gitti falan filan demiyorum. Ona sorsak şimdi tersinden ben. Hayır söyleyeyim. çöpe gitti demiyor önlendi diyor Ali İhsan Bey önlendi, önlendi diyor. engellendi halbuki başarıya ulaşacaklardı kim başarıya ulaşacaktı e zaten 1960'ta başarıya ulaşmışlardı 1980'de başarıya ulaştılar 1997'de 28 Şubat'ta başarıya ulaştılar 27 Nisan'da başarıya ulaşamadılar 15 Temmuz'da da fiziki olarak sokağa çıktı halk artık bitirdi bu darbeler zincirini bir anlamda bitirmiş oldu e hangi anlamda oktay ekşi memnuniyetsizliğini ifade ediyor veyahut da başarı olarak mı görüyor? Başarı olarak görüyorsa niçin Erdoğan'a Adnan Menderes gibi idam edilirsin tehdidini nasıl yapmıştı? 27 Mayıs'lara niçin sahip çıkmıştı o darbecilere? Adnan Menderes'i asan darbecilere daha eski tarihlerde Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde niye sahipmiş, sahip çıkmıştı diye ben de sorarım. Evet. Ben bütün bu anladıklarımdan iki tane samimi beyanat okumak istiyorum Ali İhsan Bey. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz sonra geleceğiz. Akit'in manşetinde var. S-400'leri alıyoruz barışı korumak için. Manşeti çerçevesinde dün e, buluştuğu kişiler gazeteciler mi, STK temsilcilerime, mi, yandaşlar mı, bazılarına göre yandaşlar e, bu arada söyleyeyim bana herhangi bir davet gelmedi. Olur ya davet ettik gelmedi diyebilirler diye söylüyorum Ali İhsan Bey. Yani olur ya davet ettik gelmedi diyebilirler diye bana herhangi bir davet gelmedi. Bana da davet gelmedi ama Tam... Akit Gazetesi adına Ankara temsilcimize davet geldi. O da icabet etti. Doğru ama Akit Gazetesi adına Hacı Yakışıklı'ya geldi. Akit TV adına kime geldi? Mesela bizden de Nuri Bey gidebilirdi. Serdar Uslu gidebilirdi. Serdar Uslu'yu çağırabilirlerdi. Hadi Serdar Uslu belki yoğundur gelemez diyorlarsa Fatih Dağ Aslanlı boştu. Koşarak giderdi. Şimdi Önemli Pazar ama. manşetiniz vardı ha? sizin de. Pazar manşeti. Hiç öyle, öyle önemli değil. Pazar manşetini de oradan yapardık. Evet. Hacı Yakışıklı ile birlikte yapardık ama adamın adı hem Hacı hem Yakışıklı olunca herkesi kucaklıyor diye herhalde kendisinden başkasını davet ettirmiyor diye düşündüm ben. Benim şahsi kanaatim. Gazete adına gitti. AKİ TV ha. adına bir katılım olmadı. Çünkü niye? Orada o, o da aynı, bir kurumdan, aynı kurumdan aynı kurumdan 5 kişi var. Aynı kurumdan 5 kişi var. Hatta Türk Bükü'nden fotoğraflarını gördüklerimiz Bak Türk bükünden kalkıp <laughs> Cumhurbaşkanı'nın yanına hem de ta dibine kadar sokulmuşlar. Ya ya Türk bükünde o fotoğrafları vermeyin ya da Cumhurbaşkanımın yanına kadar sokulmayın. Sokulmayın. Sokturtmayın. Bakın bu kadar net söylüyorum bunları. Bakın bu kadar net söylüyorum. Bu Ayrıntılı yeni... da söyleyin. Yo, yo. Tayyip Erdoğan Türk bükünden gelmiyor oraya. <laughs> Tayyip Erdoğan Ankara'dan geliyor İstanbul'a akşam bir başka toplantıda, öğlen bir başka toplantıda sabahleyin onlarla toplanıyor. Ama Türk tatil beldelerinden gelip hmm. dediğiniz gibi Tayyip Erdoğan'ın yanında fotoğraf vermek için mücadele edenler var. Sonra biz dönüyoruz o mücadele edenlerle yani yanında görünmek için. Tatil beldesinden, plajdan kalkıp gelenlere aklayıp paklıyoruz. Tayyip Erdoğan'ı indirmeye çalışıyoruz. Tayyip Erdoğan çalışmıyor diyoruz. Tayyip Erdoğan yanlışlar yapıyor diyoruz. Hayır, Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor. Yanlış yapanlar o yanına ilişen bir takım insanlar tatil beldesinden kalkıp Tayyip Erdoğan'la fotoğraf vermeye kalkışanlar. Evet. E, neyse üzerinde çok şey söylenir ama e, söylemeyeceğim. Şimdi iki tane beyanat önemliydi. O Cumhurbaşkanı'nın buluşmasında. Kimlerle buluştuğu çok önemli değil. Biz de davet edilip edilmemeyi de çok önemsemiyoruz. Ama ben diyorum ki Erdoğan bana lazım. Bu millete lazım. Bu devlete lazım. Bu ümmete lazım. Gerisi beni hiçbirisi ilgilendirmiyor. Bakın hiçbirisi ilgilendirmiyor. İki ben diyorum ki Devlet Bahçeli. Dün Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün kripto damarı kesilmeli açıklaması. Bugün Akit'te de var haber değil mi? Evet. Akit'te FETÖ'cülere iltimas olamaz. Bakın bu cümleler çok önemli. Ve ana cümleler bunlar. Cumhurbaşkanı'nın metastas yapmış cümleleri. Hatta burada bazı şeyler var. Biz bu işin bittiği kanaatinde değiliz. Çünkü bu vücutta adeta metastas yapmış bir kanser mikrobu gibi. Dolayısıyla da bunun tamamen temizlenmesi lazım. Bunun kesinlikle kesilip alınması lazım. Daha başka cümleler de var. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Fatih Dağıstanlı ekrana çıkıyor her gün. Manşetlerin dilini yapıyor. Orada sürekli diyor ki. Ya mağdurlar var, mağdurlar var, mağdurlar var. FETÖ'cü diye mağdurları içeri aldınız diye bas bas bağıranlar var. Hem de diyor bizden görünüyor diyor Fatih Dağıstanlı diyor. Hem bizden görünüyor hem de böyle bağırıyor diyor. Okudunuz değil mi Ali İhsan Bey? Gazetelerde yok bu cümleler. Bu cümleler ancak konuşma metninin tamamına baktığınız zaman karşınıza çıkıyor o cümleler. O cümleler gazetelerde gözükmüyor. Sadece bu cümleler var. FETÖ'nün kripto damarı kesilmeli. Zaten bir konuşmayı canlı dinlemeyip ya da metnin tamamını okumadığınızda ne Erdoğan'ın ne Bahçeli'nin ne deyip ne demediğini anlamanız mümkün olmuyor. İşte FETÖ'cülere iltimas olamaz. Başka gazetelerde de var. Şimdi önümde almışım zaten. Star'da var, Karar'da var, Milliyet'te var, Akit'te var. Diğerlerinde var mı? Erdoğan'ın cümlesi, FETÖ ile ilgili söylediği cümle birinci sayfada sadece Milliyet gazetesinde var. Ve başka bir gazetede de ben görmedim Ali İhsan Bey. Bilmiyorum benim önemsediğim kadar siz de önemsiyor musunuz? Yani değişik açılardan bakabilirsiniz. FETÖ'den mağdur olanlar var mıdır? Vardır. Aa, bu mağduriyetler üzerinden politika üretmek veyahut da söylem geliştirmek bizi sözcünün yanına bir anlamda savurur. FETÖ'de bir anlamda sözcüye mektuplar yazarak şurada mağdur insanımız var. Burada mağdur cezaevinde annemiz var, hamile kadınımız var diye bir anlamda olayları dramatize ediyor. Emin Çolaşan bile FETÖ aleyhine onlarca, yüzlerce yazı yazmış. FETÖ üzerinden, Fethullah Gülen üzerinden dindar insanları karalayan Emin Çolaşan şimdi FETÖ hesap verirken bunun içerisinde hesap verenler içerisinde belki 100 kişiden 2 tanesi, 3 tanesi de gerçekten mağdur insanlar olma ihtimalini de saklı tutuyorum. O iki tane, üç tane örnek var diyerekten sanki bütün cezaevindeki FETÖ'cüler haksız yere cezaevine konulmuş gibi bir algı oluşturmak için Sözcü Gazetesi'nde yazılar kaleme alıyor. İşte bunu bu şekliyle, net şekliyle ortaya koymamız lazım. Devlet Bahçeli de irtimas olamaz diyor. İrtimas kime vardır? Belki Somut isim vermediği için ben söylemiş olayım. Efendim Şaban Dişli abisi veya kardeşi Ankara'da darbeden dolayı yargılanırken kendisi de büyükelçi yapılmıştır. E bu iltimas mıdır? E iltimassa o zaman ben de şöyle bakıyorum. Ya onlara demiyorlar sadece Ali İhsan Bey. İsmail Kahraman'ın Damadı mı diyorlar, kızı mı diyorlar, benzer bulamadım. Benzer şeyler hep Ya da bunlar. Bülent Arınç'ın damadı mı, kızı mı diyorlar, bulamadım. Mesela. Hep benzer şeyler bunlar. Yani Şaban Dişli'ye evet. eğer iltimas geçilecekse Mehmet Dişli'yi bırakmaları lazım. Mehmet Dişli en son ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yani Şaban Dişli eğer FETÖ'ye küçücük bir eğilimi olsa... Ne yapılması lazım? Şaban Dişli'nin hatırına Mehmet Dişli'yi bir şekilde o darbe işte, sorumluluğundan kurtarmak işte, gerekiyor. Işte Kurtarmıyorlar dişli, ama. Mehmet tamam. Kurtarılmıyor. <laughs> Mehmet Dişli de ömür boyu hapis yatmayacak ama işte. Yani şey yatacak mı? E, o anlamda söylüyorum. Ben yatmalarını arzu ediyorum ama hı hı. yani Akın Öztürk yatacak mı? Veyahut da kurşun sıkan, e, vatandaşın üzerine bomba atan yatacak mı? Tayyip Erdoğan'ı devirirlerse zaten 2 yılda yani, çıkacak. Tayyip Erdoğan'ı deviremezlerse de 15 yıl sonra, 20 yıl sonra çıkartacaklar. O, o zaman da o zaman da Şaban Dişli Tayyip Erdoğan'ın dostu mu? Bülent Arınç dostu mu? E, Şaban Dişli parlament. sayesinde çıkmayacak. Bakın çıkarsa bu adamlar cumhuriyetin sayesinde çıkacak. Sözcü gazetesinin sayesinde çıkacak. Demokrasi istiyoruz, hukuk istiyoruz diyen yeni Asyacıların sayesinde çıkacak. Yoksa Tayyip Erdoğan eğer dik olarak kalırsa Ondan sonrasında da Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde yürüyen bir siyasetçinin iktidarında bu adamlar çıkamazlar. Ama e, devirirlerse veyahut da bir şekilde A, al, alavere dalavere yapıp Abdullah Gül'de Ali babacandı derlerse yarın bir gün bir de bakarız. Oktay Ekşi'nin dediği gibi bir anlamda işte Tayyip Erdoğan'ı da Adnan Menderes'i yargıladıkları gibi yargılamanın yollarını ararlar. Yani Menderes'i Oktay Ekşi bir gün sevdi mi ki? Sevdi mi ki? Özal'ı bir gün sevdi mi ki de Tayyip Erdoğan'ı sevecek. 15 Temmuz'un başarısız olmasından üzülecek, sevinecek. Yani ne yapacak onu da ben bilmiyorum. Ama bunlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Tam bir riyanın ortasındayız. Allah bizi beterinden korusun Ali. Amin. Şu çağrıyı da yapalım yani. Tayyip Erdoğan olmasaydı 15 Temmuz hain darbe girişiminde Fethullah Gülen başarılı olacak mıydı, olmayacak mıydı? Bir tane Allah'ın kulu çıksın desin ki, ya Tayyip Erdoğan'ı 17-25 Aralık emniyet darbesiyle indirmiş olsaydılar, 15 Temmuz hain darbe girişimine ihtiyaç yine de vardı FETÖ'cüler açısından. Bir tane bunu savunabilecek birisi var mı? 17-25 Aralık'a destek veren herkes, bu bilgiyi önüne koysun tartışsın. 17-25 Aralık için, MİT için, ölümüne Efendim buradan Suriye'ye silah gidiyor şu oluyor bu oluyor diyen o solcular, can dündarlar bilmem neler. Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Aydınlık dahil. Suriye'ye silah yolluyoruz diye fitne çıkartanlar söylesinler. Eğer Tayyip Erdoğan o yayınlar sonrasında indirilmiş olsaydı. Hani karar diyor ya. Darbe girişimi sırasında en dik duruşu gösteren gazetelerden birisi bizdik. E çıkın söyleyin 30 Mart seçimlerinden sonra 2014 seçimlerinden sonra neler yazdınız? Veyahut da Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu tarihlerde siz yazar olarak bulunduğunuz gazetelerde neler yazdınız? Çıkartın gösterin bize. Veyahut da en son 31 Mart seçimlerinden sonra 2019 seçimlerinden sonra ve öncesinde neler yazdınız? Kimlerin kazanması için mücadele ettiniz? O hain darbe girişiminde olmasaydı o darbe girişimi başarılı olurdu diye herkes söylerken Tayyip Erdoğan'ı devirmek için sizin bu ölümüne çalışmanız aslında FETÖ ile birlikte hareket etmeniz anlamına gelir mi, gelmez mi? Açık yüreklilikle cevap verin derim. Evet, cevap verirler. Verirler bir gün de aslında de Fethullahçılar tekrar başarılı olduklarında biz zaten bunlardan yanaydık derler. Ama dediklerinde biz Gülen'e isyan büyüyor başlığını göstereceğim ben. Bu haber önemli bir haber. Çünkü son birkaç gündür Fethullah Gülen'in önemli olduğu söylenen bazı isimler açıklamalar yapıp duruyorlar. Ayrıldık ayrıldık gönül bağını aynı Ali Babacan gibi söylüyorlar. Öyle değil mi? Ali Babacan nasıl diyordu? AK Parti'den gönül ve Kalbi aklen, bağlı oldum, ...aklen ve fikren... Aklem verdiklen, fikren fikri ve e, aidiyet hissini e, kaybetti. diyor. Bunlar da öyle diyorlar. Ama ben bunların ne yani şu şeyler de olur ama bunu gülene isyan mı? Orada benim bir tereddütüm var Ali İhsan Bey. Yani bunu nasıl analiz ederiz onu bilmiyorum ama açıklamalara bakarsanız isyan diye verilebilir normal. Ama hakikaten isyan mı bunun üzerine Birileri kafa yorması gerekir mi? Bir taktik midir? Evet. Onu da ihtimal içerisinde tutalım. Yoksa ben bu tür e, öz eleştiri diye sunuyorlar onlar genelde hmm. bu tür e, ayrılıkları. Ben bundan bir sene önce de bir buçuk sene önce de hatta 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen 3 ay sonrasında, 5 ay sonrasında bazı isimler benzer ayrılıkları yaptılar. Ama velakin ben bunların hiçbirisini şu açıdan ciddiye almıyorum. Ya kardeşim çıkacaksınız, söyleyeceksiniz. CIA ile bizim bağlantımız şudur. Türkiye okul diyerekten Türkmenistan'a, şuraya, buraya, Afrika'da, bilmem nerede, Rus Cumhuriyetlerinde gidip biz okullar açarken bizim önümüzü açan güç CIA idi. Biz burada yanlış yaptık. Biz bu yanlıştan dönüyoruz diye çıkıp açık yüreklilikle söyleyeceksiniz. Bunu söylemeden sanki Fethullah Gülen sadece ve sadece bir dini grup kisvesiyle faaliyette bulunuyormuş gibi bir eda vererek ondan sonra da işte ben sempatimi kaybettim vesaire diye ayrılırsanız bir anlamda Fethullah Gülen'in sanki gerçekten CIA ile bir bağlantısı olmaksızın kendi halinde bir dini grupmuş gibi de izlenim vermiş olursunuz. Onu da ben kabul etmiyorum. Haber verilmesi açısından önemli. Neler oluyor, neler bitiyor vatandaşın bilmesi gerekir. İsyan diyebilirsiniz, takiye diyebilirsiniz. Yeni bir takiye ile karşımıza çıkıyorlar diyebilirsiniz. Hepsi mümkündür. Hiçbirisine eleştiri getirmem. Ama efendim büyük önemli bir isyan varmış artık Fethullah Gülen grubu dağılıyormuş gibi bir izlenim verilmesi veyahut da öyle bir intibada olması da yanlış. Evet ee, ama bazı küçük küçük çatlak sesler kendi işlerinde geliyor ama bunların da iyi analiz edilmesi lazım. Gelelim. 15 Temmuz'u bitirip S400'ü diyorum Aleysan Bey. Çünkü... 15 Temmuz'la da yakından ilişkisi var aslında S400'ün. Yani orada nasıl bakıyorsanız olaylara, S400'de de benzer şekilde bakmanız gerekir. Daha önemlisi S400'ün Türkiye'ye getiriliş tarihi 12 Temmuzsa, 15 Temmuz itibariyle de bugün dahi daha devam ediyorsa, özellikle radar kısmı vesaire 15 Temmuz'un yıl dönümünde Türkiye'ye iniyorsa demek ki Putin, 15 Putin, Temmuz'u Temmuz Erdoğan'a söylemiş demek. Ön, önceden haber vermiş diye Aydınlığın o yönde bir haberleri vardı, ee, o yönde bir empozesi vardı. Doğru mudur, değil midir bilmiyoruz. Çünkü aynı kesim bir başka açıdan da baktığınız zaman, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ancak olayın yaşanacağı akşam saat 17'de haberdar oldu, 16:30'da 30'da bir yüzbaşının e, gelip haber verdiği o yüzbaşının da isminin gizli tutulduğu şeklinde anlatımlar vardı ve bu açıdan da MIT eleştiriliyordu. Ben onların hepsini bir kenara koyuyorum. S-400'de yaptırım kelimesini kullanıp Amerika 3 tane yaptırımı gündeme aldı diyen Cumhuriyet gazetesi veyahut da işte... Bir gün gazetesinde benzer haberler var. Yine yaptırımlar Trump'ın onayını bekliyor şeklinde. Yani 1969'da 6. filoya res çekenlerin çocukları, torunları. Şimdi Trump'ın önünde yaptırımlar var Türkiye'ye yönelik. Bu yaptırımlar bir an önce çıksın anlamında yayınlar yapıyorlar. Ben de bu çerçevede şimdi oturuyorum, Aa, düşünüyorum. Bir dakika, o zaman ona hemen çok güzel bir yere yakaladınız ve onu söylediniz. Şimdi Karar Gazetesi'nde var ve Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bakın bugünkünde var o haberler. Yani Karar Gazetesi önümde olmadığı için arkadaşlar e, Cumhuriyet'te bakın var. Üç yaptırım seçeneği. Tamam Cumhuriyet zaten. Ama atmayalım yani Hayır. solcu diye bizim karşımıza çıkanlar. Hayır, deniz aynen. Gezmiş 6. filoya şöyle res çekti diyenler yüzüne tükürmemiz lazım bu yaptırım. Üç yaptırım seçeneği sen nereden yayın yapıyorsun? Washington'dan mı yayın yapıyorsun, İstanbul'dan mı yayın yapıyorsun? Pensilvanya'dan. Bakın ben bu kadar net söylüyorum. İsteyen istediği şekilde anlasın. Cumhuriyet gazetesi de, Sözcü gazetesi de, Bir Gün gazetesi de, Karar gazetesi de, Evrensel gazetesi de. Bu yaptırımlar konusunda yalnız Sözcü'nün daha milli bir duruşu var, onun altını çizelim. Cumhuriyet ve Bir Gün maalesef tam Amerika'nın sesiye. ...şeklinde yayınlar yapıyorlar. Biraz önce verdiğimiz Yok, gibi... Yok Pensilvanya'nın sesi. Amerikan'ın sesi olamaz onlar. Onlar Pensilvanya'nın sesi. Bakın bu da Karar Gazetesi değil mi arkadaşlar? Zaman ayarlı yaptırım. Rus hava sistemlerinin teslimatının ardından sessizliğe gömülen ABD yönetiminin yaptırım paketini açıklamak için... ...15 Temmuz törenlerinin bitmesini beklediği daha, daha ediliyor e, i̇ddia edilirken sen 15 Temmuz'da herkesten önce reaksiyon gösteren Karar Gazetesi ya sen herkesten önce bir reaksiyon göstersene. Hainliktir bu. Desen, Ahlaksızlıktır, eşkıyalıktır. Ne yaptırımıymış diye bir başlık atsana. Ol, ama Olmadı yazı yaz. Yani köşem var orada. Tek sütuna. Öyle değil mi? Tek Trump yönetiminden bir yetkili. Washington'un Darbe girişiminden sorumlu olduğu yönündeki spekülasyonların artmasını önlemek amacıyla 15 Temmuz anma törenlerinin bitmesini beklediğini belirtti. E o zaman ben de karar yönetimine sorarım. Siz de 15 Temmuz hain darbe girişimiyle anılmaktan korktuğunuz için mi şimdi en önce biz karşı çıkmış çıkmıştık diye yalandan şey mi yapıyorsunuz, gösteri mi yapıyorsunuz, meydan mı okuyorsunuz diye sorarım. Nedir yani Trump yönetimi 15 Temmuz'dan önce mi yapacağım yaptırımı sonra mı? Öncesinde de yapılacak her türlü karar ahlaksızlıktır, eşkıyalıktır, mafya babalığından farklı bir şey değildir. Sonrasında da yapılacak mafya babalığından farklı bir şey değildir. Niçin değildir? Altını dolduralım. Patriot'u vermemişsin kardeşim. Senin Trump'ın demedi mi? Bakın gözlerden kaçırılan bir şey. Biz de eksiyiz, Akit gazetesi olarak da eksiyiz, Akit TV olarak da eksiyiz. Trump'ın kendisi ne dedi? Obama yönetimi haksızlık yaptı Tayyip Erdoğan'a dedi. Bir kere verdik bunları, kapattık gitti defalarca vermemiz gerekir. Cumhuriyetin de kafasına vurmamız gerekir. Kararın da kafasına vurmamız gerekir. Bir gün gazetesinin de kafasına vurmamız gerekir. Trump bile diyor ki Obama döneminde Tayyip Erdoğan'a haksızlık yapılmıştır diyor. Patriotların verilmesi noktasında çekingen davranılmıştır. Vermeyeceğiz denilmiştir. Türkiye'de mecburi olarak gidip S-400 almıştır. Bu noktada haklıdır diyor Trump. Trump kadar bile olamıyor bunlar. Kalkıyorlar, yaptırımdan bahsediyorlar. Evet. Sizin bugün yazdığınız yazının son cümlesi şöyle bitiyor Ali İhsan Bey. Yani 15 Temmuz darbesini tek başına FETÖ'cüler mi yaptı? Ve son cümle FETÖ'cülerle birlikte kemalistler de sorumludur. Şimdi bu cümle önemli bir cümle. Bunun üzerine tekrardan aslında yazı yazılabilir. O da şu. Niye Erkan Mumcu ee, ...bir döneme tanıklık etmiş bir siyaset adamı. Eleştirebilirsiniz, övebilirsiniz, beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Ee, yani genç yaşta emekli ayrılmış bir siyaset adamı. İletişim bilgileri yok. Olsa bir programa davet edecektim. Çünkü iki gündür bir açıklamaları düştü. Ve o açıklamalar hakikaten olayları o gün çözebilmiş miydi bu kadar bilmiyorum ama bugün çözdüğünü bana gösterdi. Yani izlediğim bölümler için söylüyorum. Ha belki yanlış değerlendirdikleri yerler de olabilir. Ama siz 15 Temmuz'u FETÖ'cülerle Kemalistler birlikte yaptılar diyorsunuz ya. Ben imza atıyorum bunun altına. Yani bu cümlenin altına imza atıyorum. Ama Erkan Mumcu'nun da 367 krizini Kemalistlerle onun deyimiyle bir kötü bir kelime kullanıyor. Yani AK Parti'nin içerisindekiler diyor. Başka hiç kelimeler de kullanıyor. Majestenin valisi falan filan. tabi e, tabii diyor. tabii Bazı tabii, tabii. Majestenin ma ma val valisi diyor. Yavşaklar diyor. Bakın anlatabiliyor muyum? Başka şeyler de söylüyor ve çözmüş. Yani Sabih Kanadoğlu kimse Bülent Arınç odur diyor. Bakın. Daha şu ana kadar hiç kimse bunu gündeme getirmedi. Bülent Arınç kimse, Sabih Kanadoğlu o, Sabih Kanadoğlu kimse, Bülent Arınç odur diyor. Şimdi eğer ben yanlış anladıysam siz daha izlememiş olabilirsiniz. Ben Kaleşkan. izledim, ha. ben izledim. Yani yaptığı şeyler ben demiştim, ben yapmıştım, ben söylemiştim. Yani bir ufuk açıcı, üzerinde düşünülmesi gereken soru işaretleri olarak izlemek gerekebilir oturup konuşmak gerekebilir. Ama kalkıp da bunun sonunda derseniz ki Bülent Arınç neyse Sabih Kanadoğlu da odur derseniz en büyük yanlışı yapmış olursunuz. Ben de derim ki hep Sabih Kanadoğlu çıkmış engellemek istemiştir. Eğer Sabih Kanadolu çıkıp da engellemeye kalkışmasaydı, darbe yapmaya, 367 kararını çıkartmaya çalışmasaydı, Bülent Arınç da herhangi bir şekilde ben de adayım demezdi. Orada Erkan Mumcu'nun söylediği bir şey var. Efendim işte Tayyip Erdoğan'ı biz Cumhurbaşkanı aday olmasını istedik. Ama Cumhurbaşkanı o adaylığına Tayyip Erdoğan soyunmadı. Abdullah Gül'ü gösterdi. Aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak isteseydi o anlamda Sabi Kanadolu da 367. Hayır, 7. öyle demiyor. Öyle hayır, diyor. Hayır, öyle hayır, diyor. Erdoğan, Erdoğan Önce Deniz Baykal diyor. Hayır Berdoğan diyor. Abdullah Gül'e mecbur bıraktırıldı diyor. Önce Deniz Baykal'a FETÖ'cülerin FETÖ sözü vardı diyor. FETÖ'cüler Deniz Baykal'a söz verdiler diyor. Ama ondan sonra AK Parti yan çizdi diyor. Bakın ne kadar güzel ifadelerle süslüyor olayları. Hayır efendim. Bu şehir efsanesidir. Yıllarca söylendi zaten. Efendim Siirt'ten bağımsız milletvekilleri bilmem neler şunlar bunlar. Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi kısa dönemde hemen 3 ay içerisinde bir milletvekili seçimi yenilemesi yapılmıştı. Ona güya Deniz Baykal izin vermişmiş. O izin verme karşılığında da 2007'de de kendisine cumhurbaşkanlığı sözü verilmiş. Böyle bir ahlaksız anlaşmayı AK Parti'ye yakıştırdılar. Ama bunların hepsi AK, AK Parti'ye yakıştırmıyor. Diyor ki Erdoğan'a yakıştırmıyor zaten. Erdoğan yok diyor. Erdoğan kendisidir diyor. Erdoğan sevincinde de kendisi, sevgisinde de kendisi, bağırmada da kendisi, mutlulukta da, hüzünde de, ağlamada da kendisidir ama bazıları majestelerinin malisi diyor. Şimdi bu önemli bir cümle. Ben üzerine konuşulması, değerlendirilmesi eğer gelirse de çünkü orada yani mecra bulamadım diyor. Ben bir pazar manşetinde tıpkı Bülent Arınç'a çağrı yaptığım gibi ses çıktı mı Bülent Arınç'tan? çıkmadı ama siz de Erkan Mumcu'ya güvenmeyin. 2004'te falan ayrıldı. Ondan sonra 2005'te ayrıldıysa 2007'ye kadar onlarca benim konuşmam var diye orada anlatıyor. Hepsini bulabilirsiniz diyor. Ha 2007'den 2008'den sonra zaten görevini ifa etmiş, kenara çekilmiş, kenara çekilmek zorunda kalmış. Ondan sonra mecra bulamamış. Ama gelsin tabii, buyursun. Ne anlatacaksa hepsini Anlatalım biz de soralım mesela kafamızda. Mesela ben ee, şu iddiadayım ki o iddiaya da kendi üstü kapalı cevap veriyor. O dönemde e, FETÖ bunlara şantaj yaptı. Ve seçime sokmadı, meclise sokmadı. Hatta para teklif etti. Para verdi. Bakın Ankara bunu konuşur. Onların hepsini Mehmet Ağar'a hemen Hayır yolluyor, Ankara, bunları, Ankara temiz, bunları konuşur. Ben Kendisi bakın ben de Erdoğan aday olursa diyor ben ...meclise girecektim diyor. Resmen yalan söylüyor. Hı hı. Zaten orada... ...oylamaya başlanmış. Aday gösterilmiş. Abdullah Gül aday gösterilmiş. O tarihten sonra diyor ki... ...eğer Tayyip Erdoğan aday gösterilseydi... ...ben meclise girecektim. E çıkarsın meydanlarda söylerdim bunu. Niye sen kalkıyorsun... ...12 yıl sonra bunu söylüyorsun ki? O gün söyleseydin de... ...biz de seni alkışlasaydık. Ama işte, Ali İhsan Bey... Siz bugün söylediklerinizi 12 yıl önce söyleseydiniz derim ama bugün söyleyeceklerinizi yarın söyleyebilirsiniz. Eğer ömrümüz varsa inşallah diyelim yarın buluşmak ümidiyle.